Aşağıda diyor bir hücrede gerçekleşen enzimsel tepkimeler verilmiş. Buna göre diyor hangileri doğrudur. Şimdi arkadaşlar E1 ne yapmış? İşte Q'yu R'ye çevirmiş. İşte E2 R'yi T'ye çevirmiş. Bakın E3 arkadaşlar tersini çalışıyormuş. Hem T'den Z oluşumuna hem de Z'den T oluşumuna neden oluyormuş. E4 arkadaşlar R'yi K'ya dönüştürüyormuş. E5'te K'yı C'ye dönüştürüyor imiş. Şimdi arkadaşlar bakın adım adım gelin dikkat edin. Bu enzimler zaten takımlarında çalışıyor. Bunu görebiliyoruz. Bakın bir reaksiyon sonucu oluşan ürün başka enzimlerin substratı oluyor burada değil mi? Mesela R E1 enzim etkettiği reaksiyon ürünüyken R E2'nin E4'ün substratı oluyor falan filan. Bu tarz şeyler de sorulabilir. Tamam diyor ki farklı enzimler aynı substrat çeşidini farklı ürünleri dönüştürebilir. Bak dikkat edin. Farklı enzimler kim? E2 ile E4. Aynı substratı kim? R'yi farklı ürünlere dönüştürebilir. Kim? T ile K. Gördünüz mü? O zaman bu doğru. Diyor ki farklı enzimler farklı substratları diyor aynı ürüne dönüştürebilir. Bak şimdi. Farklı enzimler farklı substratları. Kim örnek verebiliriz buna? Mesela E2 ile E3. Enzimler farklı. Substratlar farklı. Mesela E2'nin substratı ne? R. E3'ün bir substratı da ne? Z değil mi? Ne yapıyorlar bunlar? Aynı ürüne yani T'ye dönüştürüyorlar. Bakın E3'ün burada tersinin reaksiyonu, şu ok yönündeki reaksiyonu gerçekleştirmesinden faydalandık. O zaman bu da doğru. Bir enzim çeşidi diyor. Evet. Birden çok substrat çeşidini etki edebilir. Bir enzim. Arkadaşlar bu tersinin çalışan enzimler için geçerlidir. Tamam mı? Normalde bir enzim bir substratı etki eder diyoruz. Ama şimdi burada E3'e bakın. E3 ne yapmış arkadaşlar? E3 bakın şu yönde düşünürseniz reaksiyonu T substratı oluyor değil mi? Z ne oluyor? Ürün oluyor. Ama ok bu yönde düşündüğün zaman bu sefer de Z ne oluyor bunun? Substratı oluyor. Dolayısıyla hem T hem de Z burada substrat olabiliyor yani. Yani bir enzim birden çok substrata etki etmiş oluyor. Dediğim gibi bu tersini çalışan enzimler için geçerlidir. Cevabımız Edirne olacak.